Yeni sezon yeni umutlarla başladı. Spor Toto 3. Lig 2. gruptaki ilk hafta müsabakası Silivrispor ile başladı. Düzce sporumuz kamp yaptığı otelden müsabaka için otobüse doğru yola koyuluyor. Her iki takım da stattaki yerlerini aldılar. Tabii müsabakayı yönetecek hakem triosu da sahayı kontrol ediyor. Sonrasında ısınmak için onlar da sahadalar. Önce ısınmak için sahaya çıkan Silivrispor oldu. Ardındansa Düzce sporumuz ısınmak için Emre Baykal yönetiminde çalışmalarına başladı. Spor içeri girdiği sırada maçın 4. hakemi de top toplayıcı çocuklara talimatlarını veriyor. Stadı dolduran Düzce Spor taraftarları da futbolcularımızı bağrına basıyor ve üçlü çektiriyorlar. Son anda soyunma odasına giderken Tayfun'u da unutmuyorlar tabii ki. Tayfun da onları kırmayarak geliyor ve... Düzce Spor bu sezon ilk resmi müsabakasına çıkıyor. İşte çubuklu formayla Düzce Spor. Hoş geldiniz. Müsabakanın orta hakemi yardımcıları ile beraber futbolcuları kontrol ediyor. Ve her iki takım da çıkış tünelindeler. Hava güzel, seyirciler var, her şey güzel. Umarım sezon da sizler için güzel olur. Emeklerinizin karşılığını alırsınız. Yani çok konuşmanıza, bağırmanıza, çağırmanıza hiç gerek yok. Bizler sadece işte sizlerin iyiliği için duruyoruz. Her iki takıma da başarılar, Allah yardımcı olsun. Para atışını tabii ki son iki hazırlık müsabakasında olduğu gibi yine Sercan kazanıyor. Hemen sordu, söyledi hemen ama. Hava top oynamak için oldukça güzel. Maça ilgi de var tabii. Tribünleri taraftarlar da dolduruyor. Takımımızı çağırıyorlar ve taraftarlar maç başlamadan önce konfeti yağmurunu tutuyor. Ve zorlu 90 dakika başlıyor. Düzce sporumuz atak üstüne atak geliştiriyor fakat bunları cömert çağırıyor. Bir türlü istediği golü de bulamıyordu. Verilen su molasında taktikler takıma verildi. İsmail üst üste frikikleri atamayınca onu hırs bastı. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı başlamış, top bir orada, bir burada kalmıştı. Ta ki dakikalar 87'yi gösterene kadar stres hat safhadaydı.
Kazanılan faulde topu eline alan usta ayak İsmail öyle bir yere gönderdi ki tribündeki 3000 düzce sporlu çılgına döndü. Özellikle bir pozisyon var ki genel kaptanımız Serkan Verer kendini bir anda yerde buldu. Kemal'in düşürmesiyle beraber ortaya komik anlar çıktı. Teknik direktörümüz İskender Oğulu, golün mimarı İsmail'i oyundan çıkartarak taraftarına alkışlatmasını da bilmişti. Ve son anlara gelinmişti. Vakit geçmek bilmiyordu. Arada, arada. 90. dakikada Kemal ile çarpışan kaleci penaltıya sebebiyet verince gol atmak için topun başına kaptan Sercan geldi. Sercan topun başındayken kalecimiz Salih de duasını yapıyordu. Fakat Sercan topu kaleciye doğru gönderince penaltı kaçmış, yedek kulübemizde heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Silivrispor son anlarda kalemizde tehlikeler yaratmaya devam ediyorken hakemin maçı bitirmesiyle birlikte yedek kulübümüzdeki herkes orta alana oyuncularımızın yanına koştu. Bu arada herkes Sercan'ı teselli etmeye gidiyordu. İskender Hoca Sercan'ın başını okşayarak teselliyi kendisine verdi. Ve işte sona geldik. Düzce sporlu futbolcularımızın taraftarlarıyla bütünleşme anı. Kırmızı lacivert.